Çekelim abi. Mehmet eski pazarcılardan.
Arkadaşların hepsi bakar. Yok, başına dokunma, başına dokunma. Başka çare yok ya. Çekelim, birkaç kişi altına oturalım. İçlerine fazla da naylon, naylon getirin. Tamam. Naylon da getirelim. Tamam. Çadır getirin. Naylon var, şimdi çekelim, öyle mi? Çadır da var, merdiv de var. Ay buluta girmiş gülüm gece yarısı. Üstüme yağıyor, gel gör nisan dolusu. Sevda çekenlerin gülüm gelmez uykusu. Yağma dolu yağma, yağma 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 yol çamur olur. Olur olur olur. Gelmek zor oluyor. Yağma dolu yağma, yağma 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 yok. Çamur olur, 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 olur. Koyarım gelecek. Gelmek zor olur. Bu da
diyor buradayız. Valla. Gelin gelin şu an aşağı bak. Çadır falan da var, sarmasın. Valla 5-10 tane var. Yasem şu annene ver. Baştan merhaba. Merhaba Dereden. Kaç ay önce bu pikniğin organizasyona başladınız? Başkanım yaklaşık 5 ay önce bunun organizasyonu yaptık. 1 ay önce hepsi tamam oldu. Çok umutlandık. Programımız oydu. Köyümüzün katılığı tam olacaktı. Ama havanın azizliği. Ama inadını yine de bırakmıyoruz piknik alanı. Yine dostlarımızla birlikte olacağız. Yine de buradayız. Evet. Kendinizi de tanıtabilir misiniz? Ben Yusuf Karada, Takutunlar Köylü'yüm. Yaklaşık dernek yönetiminden 4 yıldır dernek yönetimindeyim. Bu yıl 3 aydır dernek başkanının ve görev aldım. Kongreye gittiniz. Kongreye gittik. Başkanı beni seçtiler sağ olsunlar. Ama biz başkanlık için değil, biz görev için varız. Evet, yani köyümüze... Köyümüze arkadaşımıza hizmet etmek için elimizden gelen bütün imkanları seferbereceğiz. Köyümüze nasıl faydalı olabiliriz noktasında işe koyun bakıyorsun. Önce birlik, beraberliği ve kaynaşmayı sağlamak. Sonra da bu yılki yani projelerimizden birisi köy okulunun cemevi yapmak. Tabii ki en başta sürelerimiz o. Çünkü olmazsa olmaz. Her köyde var. Çünkü artık eskisi gibi sokakta veya evlerde cenevde kalkılmıyor. Mecburen cemevini yapacağız bunlar. Köyümüzde desteğiyle yani, birlikte. Bu yatırım yapacağız. Bu pikniğin temel amaçlarından birisi olmazsa olmazlardan cemevinin köyünde yapılması. Tabii kesinlikle. Evet, biz de size başarılar dileriz. Başka bunun haricinde düşündükleriniz var mı? Başka inşallah Ramazan ayının sonunda tekrardan Tapınar Köyü'nde yine köyümüzle birlikte buluşacağız. O zaman okul açılışına gideceğiz. Yine hep birlikte orada olacağız. Şeyin, sizin köyün eski ismi nedir? Eski ismimiz Gavurrava. Yaklaşık 300 yıllık bir köydür. Evet. Bu köy Malatya'da Ekiman'dan gelmiş. Çok güzel. 1915'lerde sonra Ermeniler verdi harabeden dolayı ismini Gavur Haraba diye almış. Bütün yaklaşık köyümüz buradadır. Yaklaşık 115-120 hanemiz var burada. Çoğunluğu %90 Gazi'de yaşıyor. Peki eskiden kimliklerde bu isim geçer miydi? Eskiden yok. Üstüdanlar. Yok, Gavur Haraba diye geçmez. Tatlıpınar diye geçer. Hep Tatlıpınar olarak geçti öyle mi? Evet. Peki Malatya'ya nereden geldiniz? Malatya'dan Orta Asya'da geldiğini söylerler. İşte bu bizim yaşlılarımız söyler. Kars'tan geldiğini söylüyoruz. Yaklaşık 1800 yıllarında Kars'tan geldiğini söylüyorlar. Yani yaklaşık bize... 1915 yıllarında da Zobularına ve Metli diye iki kardeş geliyorlar. Birisi Metli denilen arkadaş bizim köyde dedelerimiz yani bizim köyde çadırını kurup burada köy ediniyor. Zobu denilen şu anki Oğlaklı köyün. Onlar iki kardeş, aslında kardeş köyler. Bizim köyde kardeş köylerdi. Evet, bir de Şadıl aşiretimiz var. Bunlar da yaklaşık beşer arazi. Aşiret mi? Bu Şadıl, evet. Şadıyan aşiretleri bildiğim kadarıyla Erzurum'da çoktur ama daha sonra sünnileşmiştir. Yok, sünnileşme değil. Bizdekiler de... Erzurum tabii, ayağını söylüyor. Erzurum ayağını değil. Evet, olabilir ama İmir var, Mişar var, Temelin köyü var. Bunlar onların bağlantıları. Evet. Karadağ aşiretinin Karadağ torunlarından gelme yaklaşık 7 göbek 10 göbek sonra tabii ki 30-40 hane olmuştur. Tabii 1995'lerde köyde almışlar artık şehre göç olmuştur. Ama yine burada birliğimizi beraberliğimizi yine sürdürüyoruz. Kopmadık. Yine hep birlikteyiz. Son olarak başka söylemek istediğim şey köylümü ve köylülerimi hepsini çok seviyorum. Tabii onların içinde olmak yağmur da olsa yaş da olsa fark etmiyor. Bizim için yine güneştir. Teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Efendim Ali Aras ben. Aydın Aras. Eşim Atri Aras. Başkan galiba çok bereketli geldi. Birlikte yağmur da getirmiş olduk. Evet. Ama inşallah ileri tarihlerde daha güzel olacağını düşünüyorum. Köylerimizi çok seviyoruz. Evet, çok büyük ederim, etkinlikler ettik. Bayram havasına geçecekti ama yağmur ne kadar da yağdıysa biz köylerimiz yine bizi bırakmadılar sağ olsunlar. Yanımızda oldular. Sağ olsunlar. Gidiyor musunuz? Aydın Aras. Yağmur... İki sefer bizim köylüdür. Yağmur bizi mağdur bıraktı diyecek bir şey yok. Yağmur bizi mağdur bıraktı. Bereket, bereket.
İnşallah öğleden sonra kesilir de nasıl gidiyor? Güzel taze karadan oldu. Kendisi de tatlı nerede? Bak büyük başkan orada. Büyük. Mahmut Karadan. Mahmut Karadağ çok sevdiğimiz bir abimiz, sağ olsunlar, her zaman içimizde ve yanımızdadır. Kendisi ayrıca 2012-2013 yılının ağasıdır, köyümüzün ağasıdır. Evet. Onu bilesin, her türlü maddi ve manevi katkılarını köylüsünden hiç esirgememiştir. Sağ olsunlar. Süleyman Karadağ burada. Evet. Eski başkanımız da var. Diğer başkan. Eski başkan. 2-3 senem başkanlık yapmış adam. Evet, sizi tanıyalım başkan. Ben de Süleyman Karadağ. 2004'ten beri bir dernekte bulunuyorum. Aslında kurucu yerini yapmıştı. Evet. Süleyman Karadağ kendisi eski derneğin kurucu üyelerindendir. Sağ olsun yine hep köylülerin yanındadır. Her türlü genelde düğün, dernek, iyi gün, kötü gün yanlarındadır. Bizim eski yöneticilerin şöyle bir alışkanlığı var. Dernek yöneticisi bıraktığı zaman uzaklaşıyorlar. Tamamen yeni yönetici kalıyor. Böyle bir anlayışı ne zaman tehlikeli? Yok, o anlayışa sahip değiliz. Kendi köyümüz, burası bizim köyümüz. Evet. Köyümüzün değerlerini tabii ki biz korumak zorundayız. İnsanları birbirine kaynaştırmak zorundayız. Biz 2004'ten beri bu yönetimin içindeyiz. Kurucularından birisiyiz zaten. 2004'ten başladık. 2009'a kadar yönetimden bulunduk. 2010'da başkan seçildim ben. 2010'da göreve geldiğimiz zaman işte derneğimize yer aldık. 3 yılda bir derneğimizin borcunu bitirdik. Sonra Müslüm Çoban dernek başkan, benden sonra zaten Müslüm Çoban dernek başkanlığını yaptı. Yani bundan sonra başkanın da, onun da görevi bitti. Şimdi de yeni başkanın yanındayız. Gençler, onun da yeni yönetimin gençler zaten daha heyecanlılar. Köyümüz için bayağı bir çalışıyorlar, faydası. Yardımcı oluyorlar. Her türlü desteğimizi zaten veriyoruz. Bugün buraya da geldik, yağmurlu, hava yağmurlu, biraz karabalıkta. Kimse gelmedi yağmurdan dolayı. Peki köy noktasında istediğiniz bir şey var mı? Bak, yeni yönetimden. Köy noktası. Cemevinden hariç. Ya işte yapılacak köy cemevinde yapılacak. Onu köyün konsolosunu yapılacak. Evet. Köyde birçok eksikler var. Bunda insanların kendi akrabalarımızın biraz daha derneğe daha desteklerini destek vermelerini istiyoruz. Merak edeyim. Emine. Evet. Sizi tanıyalım. Ben de Malatya'yım. Ama kendisi Tatlıpınar'ın hem akrabası hem kardeşi yakın dostudur. Ben de Diyarbakır kaynanasıyım. Evet tabii. Evet, sizi tanıyalım. Başkan akrabamız. Evet. Sizi tanıyalım. Cemile Mahmut. Cemile Mahmut. Davan Özgür. Bizim köyünün gelinidir. Mercan Karadağ, siz tanıyalım. Süleyman Neşim. Ulaşlayayım. Yok, artık bunlar. Olmadı, görmedim. Ben de Malatya'lıyım. Ulaş yok. Ulaş yok. Ulaş yok. Ulaş yok. Yengem, sizi tanıyalım. Ben Ağrılıyım, Ağrı'dan buraya geldim. Gelmişim hocam arkadaşlar. Ağrı'dan kadar var görelim. Ne kadar bir şeyim ben. Net ve... Ta Ağrı'dan geldim buraya. Evet. Uzak yollardan. Başkandan istediğiniz bir şey var mı? Temelli dilek. Başkan köyümüz için çalışıyor. Başkan şu an iyi yolda. İstekler olmadığına göre başkan çalışıyor. Memnunuz. Tamam. Teşekkür ederim. Ulaş Karadağ, Süleyman Uğur. İlk olduğuna göre mahcubiyelik yaşıyor. Ya. Mahcubiyelik yaşıyor kendisi. Ben var ya. Kaşlarından da belli olduğu gibi. Hani baba. Karasın olma. Bu da kopya. Siz tanıyalım. Ben bunu ben vururum. Bak, ya bu. Akoba köyü yani.
Zazalıyım. Çocuğumun eşi oluyorum. Ben akşam geldiğim için çocuğumun kulübe burada. Teşekkür ederiz. Helal olsun. Evet. Asıl ağamız burada. Yok, arkadaşlar lan çoban. Kendisi köyün en hizmetkarlarından birisi diyelim. Yaklaşık 6 yıldır o da kendisi dernek yönetiminde ve kurucu üyelerinden. Pek çok köylümüzün işi, emeği zorlu da olsa Müslüm Çoban hiç söylemeden zorlana gider. Küsür de olsa, dargın da olsa. Ya o bizim komşuluk yöremizdir. Ne yapıyorsa köy için yapıyoruz. Kendisine al. Başkana teşekkür ederim. Yeni yönetime başarılar diliyorum. Her şey için, her şey gençler için. Köyümüz için. Sağ ol, teşekkür ederiz. Yaptı Çoban, dernek başkan yardımcısıyım. Çalışmalara başladık, işte bugün hava yağmurlu. İnşallah diyor açılır da biz de şenliğimizi güzellikle yapabiliriz yani. Kemal Özbakır, eşim, çocuğum. Allah söyleyecek bir şey bulamıyoruz ama işte kısmetimizde ise onu yaşayacağız. Kendisi iki kere Tatlıpınarlı'dır. Hem damadı hem de öz Tatlıpınarlı'dır. Teşekkür ederim. Mehmet Ali Çoban. Nereye gidelim? Sizi tanıyalım. Ne varmış? Kimi ben tanıyorsunuz? Beni tanıyın. Ben de bugün yönetime başarılar diliyorum. Bizi bir ara toplaklar için. Yağmur ne kadar şiddetli yağsa da yağmur sorun ya. Eşyalı bölemez asla. Şiddetli başarılar diliyorum onlara. Ben Gülperi Çoban. 1973 Erzincan Refah'ya doğumluyum. Erzincan Sivas'a gelin geldim. Çok mutluyum. İyi ki geldim. Peki bize teşekkür ederiz. Sağ olun. Yeni yönetime başarılar dilerim. Amaçlıyım. Aynı zamanda Tatlıpınar Köyü'ne mensubum. Çalışmalardan dolayı derneğinize başarılar diliyorum. En kötü günümüz böyle olsun. Ali Şahin, ailesi, eşi, kızı, gelini. Tanıyalım, kendileri tanıtsınlar. Buyurun Ali abi, kendini tanıt. Ben Ali Şahin, Sivas Kangal Tatlıpınar Köyü'ndeyim. Derneğimizin için bu şeyi hazırladık. Bu pikniği hazırladık böyle işte bir yardımlaşmak için. Bu da bugün hava biraz yağmurluydu diye biraz üzgünüz ama ne yapalım kısmet. Ama sağ olsunlar kendileri bütün ihlalarına rağmen evet. Terk etmediler bizi. Evet. Yanımızda oldular. Eyvallah. Herkes güneşli havada yapar pikniği. Önemli yağmurda olan yağmurlu havada direnmek. Şerban İnce konuşabilirsin. Şerivan Şahin. Hey hop. Ay çok açayım beni. Kendisi Minare Kayalı'dır. Ben de şükür Minare Kayalı, Rıza dedenin kızıyım. Tatlıpınar da evli. Tatlıpınar'a gelin geldi. Gelin geldiği için de çok mutlu, çok memnun. Biz de kendisini çok severiz. Çok memnunum kalabalarda. Çok sağ olasın, teşekkür ederiz. Evet, yönetime sizi tanıyalım. Başarılar dileriz. Ben Bilge Başyurt, Ali Şahin'in kızıyım. Sivas Hafik'le evliyim. Kendi köyüme destek amaçlı şu anda buradayım. Hafik'te hangi köy? Bellikaya. Bir de Egele var. Tanıyalım. Bir de Çiğdem Hanım'ı tanıyalım. Yok onu tanıyorsun ya. Sizi tanıyalım. Ben Dilber. Dilber Doğan. Kendisi Mamaş'ta evli. Ama Poyraz lan. Poyraz. Dilber Poyraz pardon. Ben Mamaş'ta evliyim. Gurur duyarım Tatlıpınar Köyü'nde. Kardeşlerimden, abilerimden. Tatlıpınar Köyü'nün hepsine gurur duyarım. Ki bu görevi yapıyorlar. Babamda da kurul duyarım, herkeste de kurul duyarım. Biz de teşekkür ederiz kendilerine. Afiyet olsun. Başkanımıza da kurul duyarım. İndir işte, baksana oturdu beni, şuraya bak. Demem. Sizi tanıyalım. Ben Derya Boyraz. Sivas Kangal Çukurçayı Köyü'nden Mamaş'a gelin geldim. Hem teyzemin kızı, evet. Hem de kayınvalidem oluyor kendisi Cihver Boyraz. Tanıştığınızı seviyorum. Biz de sizi aramızda görmekte çok mutlu olduk. Teşekkür ederiz. Eşim de iyiydi. Eşim de konuş. Valla bizi burada izleyenlere selam. Anne seni kız diyor. Evet. Sıla Çoban. Mehmet Doğumlu'yum. Hangi kanalda çıkacak? Tatlıpınar Köyü'nde. Köyün şeyi. Evet. Ali Çoban ve Gülperi Çoban'ın kızları. Okula gidiyor musun? Ablam hep üçüncü gruba gidiyor. Okulu seviyor musun? Herkese kurul diyor. Valla başka. Başka. Biz de kendilerini çok seviyoruz. Valla kameradım bir şey diyecek. Başkan dedi bana. Babanın adını söylemeyeceğim. Abi içer. Allah'ım o kadar büyük ki. Yedi bayramdır. Yanında şiir okuyacakmış. Çay verir misin? Kurbanım senin gibi gelene yaylanan bu rafının
Televizyonu falan mı çıkacak? Ha şey köy tanıtmak gibi. Çok teşekkür Ya benim kimim var? Kime yanarım? Tamam. Ya kaldım. Bakalım gelelim. Başla abi abi. Bu maçta Halil ne oldu? Halil yattı. Arabada yat ya, adamı gönderdim. Çek Kemal. Güzeller sonar. Hasan'ı bekler abi, yok. Bu dünya fanidir. Bu masa daha iyi ya. Oluyor hala geçersin. Kimseye kalmaz. Davul gitti, ha geliyor. Ben bu cefalarında biri çekmezdim. Gayet güzelsin de benim bekersin. Kemir gözüm titriyor can sana. Malımın adı kurban olan ben sana. Hele düşünsene sen sana. Daha senden başka kimim var benim? Ben de şok yaptım. Nasıl diyor? Acele etmeyin. Hava yok. Unuttum vallahi. Açın. Sen çayırdın. Sizi tanıyalım. Evet, tanıyalım. Ben Tatlı Pınar köyü Murat Şahin.
Ali Şahin'in oğlu. Burada yeni başkanımıza vuru diyoruz hizmetinden dolayı. Kendisi aynı zamanda benim sınıf arkadaşım ve çocukluk arkadaşım. Evet, kendisini çocukluktan beri çok severiz. Kendisi bir canımız yerimiz kardeşimizdir. Her zaman. Merkez Muhtarı'nın oğluyum ben. Muhtaza Karadağ'ın oğlu kendisi. Evet. Yeni Muhtarı'nın oğlu. Güzel bir oğlu. Piknikten dolayı çok teşekkür ederiz. Evet, biraz yağmurlu olduğundan dolayı biraz şey ama çok güzel. Sağ olsunlar, bizi bırakmadılar yine. Yağmurun bütün inadına rağmen yanımızda oldular. Evet. Hepine gidelim. Hepimizin başarıdan devam diliyorum. Size teşekkür ederim seninle. Ya öyle deme bak. Sivas Kandal Tatlıpınar köyündeyim. Süleyman Şahin oğluyum ben. Şöyle şimdi namı nedir sizin babanızın Süleyman Şahin namı ya, var mı? Yok, nasıl namı var? Yok, yok, yok. Ya tamam, namı da onu söylemeyin, özür dilerim. 30 gillerde. Yok, ben sürümün olayım. 30 abi hem o. 29 artı 1 gillerde. Niye söylemiyoruz onu? Niye? Bunları söylemeyeyim. Adam söylüyor. Dur ki o zaman sen kimin oğlun? Şurta amcanın oğlu. Ben Hüseyin Karadağ'ın oğlu. Bak. Ben de Hüseyin Karadağ'ın oğlu. Sen de yani. Ya, sen de söyle, ben de söyleyeyim değil mi? Yani. Doğru mu? Doğru mu? Mesela benim babama yandım Hasan diyorlar. Yandım Hasan. Ben yanmadım. Bu 30. Yok ya. Dur ya, lan orada söylemeyin de. Yok, burada şimdi ne oluyor? Mehmet, şimdi 30'ı bir büyükler ya, manyak manyak da yine. Ya işte o yüzden ya da o yüzden bunu şey, oğulları bile okula 30'u söylemez. 29 42 40 derler. 30 kişi. Ama onun önemli bir anısı vardır. Ya bence. Önemli bir anısı işte, onun gibi var söylemeyeyim. Hakikaten neymiş? Onun ne neymiş ya? Onun da var söylemeyeyim bak. Hala değil ki seninki ne? Ya boş ver, sen kapat kapat. Neymiş? Mesut tanıyalım, Mesut söyle. İnşallah başkanım. Vallahi ben de bilmiyorum. Ya sinir öyle bir şey yok. Öyle ya, bir şey yok. Var var. Biz diyorduk 29 bir de koş tamam diyorduk ya. Ha öyle bir şey var da yani onu söyleme. Şimdi başkanım bunun babasını 30 verirler zamanında. Yok kızardı. Babasının 29 tane kuzusu vardı. Bir de koçu vardı. Sayardı oğlum kaç? Baba 29. Bir de koç tamam. He, doğru, 30 kelimesini söylemezdi. Ama biz köyü terk ettik bunun babasının yüzünde. Niye? 30 kelimesini söyledi. Kelimeyi söyledi diye köyü 5 tane terk ettik. Biz geldik yine aynı şeyi söyleyelim. Ya Mesut Şahin, sizi tanıyalım. Ben bu Süleyman Şahin oluyorum. Ben kardeşim ya. Kendiler çok sıkıldı. Özgürlükten canı başkan çalıştılar. Bugün havaya dağılın. Bir adına bırakmamız. We'll be right back.
25 senedir işimi kaybettim. 8 sene çocuğum var. Başlasın. Yani herkes şükür durumu iyi. Herkes çalışıyor, işi var, evi var. Çocuklarımla mutluyum. Bugünlere şükür ki bugünlere Allah bize göstermiş. Şunları belirtmek isterim. Köyümüzün en yürekli babayı kadınlarından birisi. Köyümüzde de yolumuz yoktur. Çeşmemiz bakımsız. Yani altyapılar yoktur. Yeni okulumuz vaziyetsiz. Yeni İnşallah okulumuz bunlar duyurulur yeni başlarımıza. İnşallah bize yardımcı İnşallah olsunlar. Derneğimize destek olsunlar. Bunu istiyoruz. Esma Karakuş, Aslen Zobul'dur. Zobulay Metin'le Zobul'sa kardeşler ama... Şimdi bizim köylü. Bak ben de bana hiç orayı söylemem çünkü... Öster, gör kamerayı. Evet, yani. Ben. Ayıp. Esma Karakuş, ben bu yıl yönetimin en genç bayanı. İlk oldu. Sana kolay gelsin diyelim. Teşekkür ederim. Ben de yeni yeni öğreniyorum. Daha yaşım da çok küçük olduğu için bütün her şeye sahip değilim bütün bilgilere. Sana... Benim için küçük bir adım oldu. Evet, kendi derneğiniz var. Derneğinizde cumartesi parazlar açık kalması, gençlerin bir araya getirilmesi, örneğin Gazi'de kafelerde neler satıldığını, ne yedip içildiğini bilmiyoruz. Bu anlamda gençlere yardımcı olursanız sportları ekibi tipinde. Ama genel olarak baktığımızda gerçekten hani çevreye göre bizim köyün gençleri çok temiz. Yani hiç görüntülediğim kadarıyla konuşuyorum. Öyle kötü alışkanlıkları ama olan, dışarıya bağ olan insanlar değiller zaten ama. Bizim gençlerimiz tabii ki illaki temizler ama biz ne kadar temiz olursak olalım dışarıdan birileri kasıtlı evet olarak girerler. Biz de onun için şeylerde kabul ediyoruz. Kültürel anlamda sizden ricamız bir şeyler yapın. Gençliğe yönelik bir şeyler yapın. Biz bayanlara göre yaptık. Ayda bir toplanıyoruz. Hı-hı, gençleri güzel de evet, aynı istiyoruz. Aynı gençleri istiyoruz. İsmim Nazlı. Köy kız. Vay be. Soyadım Köy kız. Aslan Gazi Köy okuluna gidiyorum. Kimin kızısınız? Benim Köy kız kızıyım. Çok güzel. Hangi köylüsünüz? Sivas Kanga Tatlıpınar Köyü. Evet, o da çok güzel. Kardeşi de gelsin bakalım. Teşekkür ederiz sana. Helin gel bakalım. Helin. Helin. Tamam, kardeşi utandı. O gelmedi, ben geldim. Sizi tanıyalım. Beni. Hayır, isminizi söyleyeceksiniz. Mahir Karakuş. Kimin oğlusunuz? Bülent Karakuş'un oğlu değil mi? Evet. Sen al be. Mahir nerede okuyorsun? Okula gidiyor musun? Galiba. Okulu seviyor musun? Tamam, bay bay. Hani Eser Karada. Kendimi zar alayım. Yavrutraba'ya gittim gelin olarak. Tatlı ulan Yavrutraba tatlı fıra ne bileyim. Ben daha birine alışamadım, öbürüne alışayım. Teşekkür ederim. Gel gel. Abi odun keserim. İp asarım. Evet, her türlü bir şeyler yaparım. Karada, sizi tanıyalım. Malik Karada. Ali Karadağ, Sivas. Evet. Kimin oğlusunuz? Emre Komutanım. Hüseyin Karadağ'ın oğluyum. Kendisi 11 ailenin en küçük ferdi. Aynı zamanda kardeşim olur. Ne iş yapıyorsun? Ne? Şu an öğrencilik işiyle uğraşıyorum. Lise 4'e gidiyor. Kendisine başarılar diliyoruz. Bu piknik döneminde çok çalıştı bize. Teşekkür ederiz kendilerinin yaptığı yardımlardan dolayı. Sağ olsun. Kendiniz Göksu, Erzurum. Yusuf Karadağ'ın arkadaşıyım. Kendisine destek amaçlı buradayım. Kendisi Tatlıpınar Köylü'nün bir dostu sayılır. Her etkinliğinde ve her yardımda sağ olsun. Gelir, teşekkür ederiz kendilerine. Tanıyalım. Merhaba. Merhaba. Seni merhaba. İsminiz? Medine Gül. Medine Gül. Evet. Tatlıpınar mısınız? Evet. Eşiniz? Ali Gül. O da evde. Çocuklar evde. Kaç çocuğunuz var Medine Hanım? Beş. Süleyman, çocuğum. Deniz, Sude, Birse. O bir tane köyde. Allah bir şey. Başkandan istediğin bir şey var mı? Yok. Köye şey. Hizmet anlamında. Oo, vatan keşke benim yerim yurdum orada olsa da oraya giderdim. Köyü çok özledim. Çok burnumda özledim. 20 senelik ben buradayım. Evet. Vallahi. İnşallah belki bir kısmet orada var. Burayı satın diye köye girin diye köyde yerleşin kızlarıyla diyor. Bizim yetmez yani. Köye girsen adam hasta zaten. Alevi'ye de selamlar. Olur, selamlar. Çok teşekkür ederim. Size.